Peki o kişilerden size gelen ne diyeyim, en ilginç, çok güldüğünüz, işte arkadaşlarınıza ya da ailenize falan anlattığınız bir şey var mı? Ey İskender falan böyle bir... Jenerasyonlara göre değişiyor. Yani 15-16 yaşındaki insanların tavırları, o Polat'a söyleyeceğim, Polat buralarda falan gibi şakalaşmalar da oluyor. Sizi hiç sevmiyorum ama oyunuzu çok beğeniyorum diyen insanlar da var. Ve sadece İskender'i çok beğenenler de var. Ve o karakterle özdeşleşenler de var. Çok değişik, komik şeyler yaşıyoruz. Mesela bir iki gün için bir yere dinlenmeye gittiğimde bir restoranda hesap istediğimde vay be İskender Büyükmen'den hesap istiyor. Vay. Gibi şakalaşmalar da yapıyoruz. Şey oluyor mesela, hesabınız yok İskender Bey. Yo, beni çok zengin zannediyorlar. Boş verin, şanınız yürüsün. Tabii ki. Öyle zannettikçe öyle çekersiniz de. Öyle derler ya. Ben halinden memnunum, her şey yolunda. Allah'a şükür, ne kadar güzel. Bu arada çok özür dilerim, hemen bir telefonumuz tabii varmış. Ki. Sevgili Arda Turan telefon hattımız demiş. Arda hayırdır? Sabacığım, bir hayırlı olsun dileyim dedim. Ah hayatım benim, teşekkür ederim. Neredesin sen, kampta değil misin? Çok güzel gözüküyorsun. Efendim? Ekranda diyorum, çok güzel gözüküyorsun. Ay, sen çok... böyle şeyleri iyi duyman lazım aslında. Ay teşekkür ederim, alışkın değilim ondan. İyi misin, her şey yolunda? Maç ben, ne zaman? Maç ne zaman? Cumartesi günü maç. Biz de kamptayız, milli takım kampındayız. Kaç gol atarsın? Ya gol atmak önemli değil bu maç. 4 maçımız var önümüzde. Şimdi ilk ikisini oynayacağız, kazanalım da gerisi önemli değil yani. Arda, kaptanlık nasıl gidiyor bu arada? Maşallah Galatasaray pek iyi başladı gibi. Vallahi iyi. Sen bize uğurlu geldin. Sezon sonunda biliyorsun, sana geldim. Senden evet, sonra evet, takım evet. Gitmeye başladı ya. Siz seyrettiniz mi? Arda Turan geldi bizim programımıza. Gerçekten müthiş bir program oldu. Hala yankıları sürüyor. Herkes her sokakta Arda bir daha gelsin. Sezon çabuk bitse de gene gelsin. Yoksa o Galatasaray çok yönetimi... Severek, beğenerek izliyoruz Kurtlar Vadisi'ni. Evet. Ayrıca ben karakterinde bize çoğu zaman mizah konusu olmuştur yani. Soyunma odasında, kamplarda. Öyle mi? Evet tabii canım, çok eğlenmişizdir. Büyük İskender karakteriyle yani, çok keyiflidir. Sen İskender Büyük'ün de taklitini yapıyor musun? Yaparım ama sana yaparım. Çok güzel taklit yapıyor da artık kaptan olduğu için yapmıyor. İskender Bey, Musa Bey, Musa Bey de sana hayranmış, çok seviyormuş seni. Sağ olsun, çok teşekkür ederim. Biz de onu severek, beğenerek izliyoruz. Sana bir hayırlı olsun dileyim dedim. Gerçekten çok yakışıyorsun ekrana. Çok seni teşekkür ederim canım arkadaşım. Seni böyle görmek çok hoşumuza gitti. İnşallah hayırlı bir sezon geçirirsin. İnşallah tekrar hep beraber siz de hem milli takımda hem Galatasaray kulübünde Fatih Terim'e de, Sayın Hocamıza da çok selamlarımızı ve bütün arkadaşlara da başarılar dileklerimizi ilet. Sağ ol, çok yapıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Bir dakika Arda. Efendim Hüseyin? Arda bak, seni duyunca Oray da aramış. Oray da mı? Oray benden kıskanmıştır hemen. Orada mısın Oray? Olmadı bak, öyle dedin diye kapattı. Çok teşekkür ediyorum Arda'cığım. İyi geceler, kolay gelsin. İyi geceler diyorum, sağ ol Arda. İlk yayın olunca böyle sürprizler de olabiliyor tabii ki. Hayırlı. Ne diyorduk? Ha, size gelen hesap ödüyorlar mı? Evet. Evet, zengin sanıyorlardı sizi. Ondan sonra... Onun dışında değişik bir şey daha yaşadım. Bir Antalya'daki çekimlerde bir büfeden... Şapka da vardı. Özellikle tanınmamaya da çalışmıştım. Hafif de başım önünde. Gölge. Yok, gözlük yoktu ama göz seviyesine kadar şapkayı indirmiştim. Büfedeki arkadaşın işte gazete ve su rica ettim. Şöyle bir baktı. Ben seni bir yerden tanıyor muyum dedi. Bilmiyorum, sen beni tanıyor musun, tanıyor musun? Ya ses o değil, tamam dedi. Ya bak karıştırdım falan. Şimdi o diye. Ama bir arada emin olamadı. Ya kusura bakma, gerçekten o musun dedi. O kim dedim. İskender Büyük dedi. Tamam benim o dedim. Aa bak dedi. Ellerin titreyi çıkardı çünkü iki hafta önce de bir kişi Tayyip Erdoğan'a çok benziyormuş. Artık ikincisi de olunca dedi, ben korkmaya başladım. Ay yazık ona. Gladio'yu Antalya'da çektiniz. Bir kısmını. Bir kısmını. Bir kısmını. Hatta siz Antalyalısınız. Evet. Peki kendi şehrinizde böyle bir filmle gitmek nasıl bir, daha fazla bir heyecan yarattı mı, yoksa hani nerede olsa çekelim? Tamamıyla çok heyecan vericiydi.
Çok önce hiç tiyatrocu olmayı tahmin etmediğim, düşünmediğim bir dönemde tiyatroya girdim. Bayağı sürprizlerle dolu ve bence güzel olanı da bu galiba. Yıllar sonra bulunduğunuz mekanda hiç beklemediğiniz bir şekilde bir aktör olarak varsınız. Çok daha önce girmiş olduğunuz Köprülü Kanyon'da rafting yaparken şimdi orada oyun için oradasınız. Yani benim için çok büyüleyiciydi. Orada belki hani bir tek çevreniz, mahalleniz sizi tanırken şu anda bütün Antalya, herkes sizi tanıyor. Şimdi Antalyalı olduğumu öğrenince belki şaşırmışlardır ama buna şaşırmamaları anlamında. Yani evet, ben de Antalyalıyım ve kendinize güvenmeniz gerekiyor. Bunda ne olabilir, Antalyalı, İstanbullu? Hayır, doğru söylüyorsunuz. Bu topraklarda olmamız önemli, doğmuş tabii olmamız. Tabii ki. Bir yer değişmiyor.